de gör kaça tuttun evi. Sanki Antalya'da kiralık daire arıyor. 4+1. Kaça tutmuştu? 1500'e mi? Yalnız biz bayağı akşam internetten baktık. Öyle 1500'e falan ev. Ha? Bora abla diyor. Şimdi kızınız Gülden stüdyoda. Fakat burada olmayı reddetmiş. Yan tarafta, yan ekranda, stüdyomuzda olacak. Editorial bölümünde. Gözünüz aydın. Sağ olun. Kızınızı görmeye hazır mısınız? Hazırız. Bir görelim. ...26 Ekim tarihinde Antalya'ya erkek arkadaşının ailesini tanımaya gidiyor. Bir daha aile Antalya'dan kızlarını kopartamıyorlar. Gülden hoş geldin. Hoş buldum Esra abla. Nasılsın? İyiyim abla, sen nasılsın? İyiyim ben de. Niye yan taraftasın? Burada olmak istedim, orada olmak istemedim. Niye kızım? Burada oturmak istedim. Babanın kızı, sen niye böyle yapıyorsun? Ben senin için adamım ve bir midiyi istedim. 107 kilometre yol ettim ben seni. Senin ben sevdiğimi bilmiyorum mu? Sen kandırılıyorsun kızım. Sen bunun farkında değilsin. Hayır. Ben araştırdım, soruşturdum hepsini. Evet. Ama kandırılıyorsun. Esra Hanım bir şey sorabilir miyim? Sorun ama ben bir Gülden'i şuraya gözümün önünde olsun. Buyurun, onu tabii, yani. Tabii, tabii. Gel evet, kızım Gülden. Gel. Ben senin babanın ben kızım, çok annem burada. Ben böyle hani konuklarımla böyle göz göze olmak istiyorum. Ailenle aynı koltukta oturmayacaksın. Karşılıklı oturacaksın. Ay bir de burada kimse yok. Yapayalnızsın ayol. Orası daha şey, şenlikli. Gel hadi gel. Ay o kadar da kıyımsız. Gel. Vallahi gelmeseydin lafımı da hazırlamıştım ha. Antalya'ya gidiyorsun, buralara gelmiyorsun diye. Kızım gelsene yanıma. Ben burada oturmak istiyorum. Ha, onu zorlamam tamam. Şimdi. Tamam. Şimdi sizin olayınız çok farklı. Sen bu çocuğu internette buluyorsun Onur'u. Evet. Antalya'ya gidiyorsun 26 Ekim'de. Evet. Ailen seni niye onlardan kopartamıyor o... Yani Onur'un annesi Ayfer'den kopartamıyor. Kopartacak bir şey yok ki. Sen ben... niye onlara böyle bağımlı hale geldin? Bir an ben... ailenden vazgeçtin. Ya 3 gün önce internetten tanıdığın insanlar bunlar. 4 gün evinde kaldın. 5. gün ben onlardan ayrılmak istemiyorum dedin. Niye? Ya ben fazla uzatmak istemiyorum. Dün hani izledim gördüm. Hani benim iyi olduğumu görsünler, bilsinler diye geldim kalk, zaten. Kalk muayene istiyorlar. Şöyle kalk bakayım, hareketler yapabiliyor musun? Yani böyle... Yapabiliyorum, hiçbir şeyim yok yani. Hiçbir şeyim yok, gayet de iyiyim. Peki Gülden'ci. Dün canlı yayında bir takım cümleler kurdun. Önce yayına bağlandın. Dedin ki abla ben Antalya'dayım. Ayfer Hanım'ın, işte Onur'un annesinin, Sakber kayınvalidemin yanındayım dedi. Evet. Sonra da dedin ki abla dedin ya ben... Ayfer dedi ki Ayfer Hanım... Gülden benimle beraber değil dedi. O dedi başka bir yerde. Dedim nerede? O kendine dedi ev tuttu dedi. Sen de dedin ki evet ben kendime ev tuttum. Evet. Sen bugün buraya hangi şehirden geldin? Antalya'dan. Giresun'dan geldim. Giresun'dan? Evet. Kimin yanından geldin? Gezmeye gitmiştik. Senin bu gezmelerin çok tehlikeli. Evet. Giresun'da kimle gezmeye gittin? Ayfer annemle gittim. Giresun'da mı yaşıyorsunuz şu anda? Hayır, Antalya'da yaşıyoruz. Peki Giresun'da ne kadar süredir kalıyorsun? Yılbaşından önce gittik. Kaçında gittiniz? Yılbaşından bir gün önce. 30'unda gittiniz yani? Evet. 30-31 Aralık'ta Giresun'a gittiniz. Evet. Annenle baban, siz Antalya'ya ne zaman gittiniz? Hani siz gittiniz 20, onun... Ha? 21 Aralık'ta biz gittik. Gittiniz, kapıyı çaldınız, kızım ne yapıyorsunuz, çay içmeye geliyoruz evet, dediniz. Evet. O zaman? Evdeyim dedi. Evdeyim dedi. Ondan sonra markete gittim dedi. Madem benim kızım 20 Aralık'ta ev tutmuş da niçin bize davet etmedin evine madem? Dört tane odana annene babana sığdıramadın mı kızım? Vay benim kızım vay be. Güldenci, bak dün söylediğin her şeyi unutuyorum. Bugün yeni bir başlangıç yapmak istiyorum.
Öncelikle bu söylediğin bütün cümleler, yani bu doğru olmayan, bu yalanların hepsi sana mı ait gerçekten? Sen böyle bir çocuk musun? Yoksa bunların hepsini Ayfer seni doldurdu, seni kodladı. Sen onun yalanlarını söylemek üzere buraya Hayır, mı geldin? Hayır, öyle bir şey yok. O zaman bize en başından her şeyi anlat. Neden Giresun'dasınız? Kimin yanında? Görümcem'in yanına gitmiştik gezmeye. Şimdi Antalya'da yaşıyoruz. Zaten beraber de yaşıyoruz. Hani aynıydınız kızım. Aynı evdeyiz. Kira akti de çöpe gitti. Kira, evet. Kiralık bir ev var mı? Yoksa gerçekten bir ev tutuldu, kira kontratı senin üzerine yapıldı? Yok, biz beraber yaşıyoruz aynı evde, kiralık. Kim yaptı sözleşmeyi? Beraber yaptık. Bu evi kim tuttu? Ayfer annem tuttu. Sözleşmeyi kim yaptı? Ayfer anne. Her şey ona ait yani. Evet. Niye dün canlı yayında ben kiralık ev tuttum diye böyle üstüne basa basa yalanına devam ettirdi? Kim istedi bunu senden? Öyle olması gerekti. Anneciğim, neden öyle olması gerekti? Ya abla, ben fazla uzatmak istemiyorum. Geldim, Esra'nın, iyi olduğumu şey da görsünler. Hani şey, ben bir yerde zorla da tutulmuyorum yani. Peki, sen Antalya'ya niçin gittin? Gezmeye gittim. Babanın ne Düğünleri söz verdin? Düğünleri vardı, düğüne gidecektim. Ayın 11'de düğünleri vardı. Düğünden sonra dönecektim ben. Ondan sonra 3-4 gün oldu. Beni sürekli işte hani arıyorlar ne zaman geleceksin diye. Ben de bir gün abime dedim gelmeyeceğim. Öyle şakalaşıyorduk. Sonra muhtara gidilmiş. Muhtar bizi arıyor işte hani kız kaçırdınız diye. Mahallede hani kaçtım diye herkes bildi. Herkes beni Hayır, arıyor kızım, sen kaçmışsın diye. Ben dedim hani öyle bir şey yok. Tabii olay uzadı. Babamlar da geldiler Antalya'ya zaten. Kızım sen benim evladım mısın? Ben seni tabii ki arayacağım. Geldi Antalya'ya, oturduk, konuştuk. Hani karakola geldiler zaten. Gördüler yaşadığımız evi de. Kahvemizi, çayımızı içtiler. Kahvaltı yaptık. Ama kaynanan olacak kadın bir dakikada 50 tane yalan konuşuyor. Şimdi bir dakikada 50 yalan söylüyor. Gülden de yani şöyle yatan şaşı Esra'nın. Kalkar derler ya. Evet. Evet Gülden, Esra'nın onu da alıştırmış. Yani, şimdi senin pırıl pırıl bir çocuk, iyi niyetli bir çocuk olduğunu söylediler. Evet. Sen Antalya'ya Onur'la tanışmak için gittin. Onur'la hiç yüz yüze geldin mi? Geldim. Doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum, tanıştın geldim. Tanıştın yani. Evet, tanıştım. Tanıştın. Niye geri dönmedin ailenin yanına? Seni orada tutan ne var? Orada kalmak istiyorum. Neden? Bir açıkla bir izah et sebebini. Ben orada kalmak istiyorum, seviyorum, orada beklemek istiyorum. Kimi bekliyorsun? Onur'u bekliyorum. Sevgilini bekliyorsun? Evet. Annesinin evinde? Evet. Annesi de seni yanından ayırmıyor? Evet. Seni tutuyor, sen de diyorsun ki ben bundan sonra yeni bir aile buldum, buldumcuk oldum. Bunlar benim hiçbir şeyim değil, Onur da evli zaten. Ben ailemle de konuştum zaten. Hayır bak, Onur evli, seninle evlenemez. Annesi... senin yanında tutuyor. Hiçbir sıfatı, hiçbir vasfı yok. Sizin aranızda hiçbir bağlantı yok. Neden oradan geri dönmek istemiyorsun Gülden? Bu benim kararım. Dönmek istemiyorum. Bu senin kararın değil kızım. Seni kandırıyorlar. Dönmek istemiyorum. Kimse de beni kandırmıyor. Ben söyledim. Ayfer kendilerine Hanım. De söyledim. Ayfer Hanım, Antalya Büyükşehir Belediyesi. Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Demek istiyor bize. Gidiyorsun. Ortada bir erkek arkadaş yok. O Türkiye'nin başka bir şehrinde. Sen onun annesiyle bir aradasın ve onlardan da kopamıyorsun. Ailen de karakollara gidiyor. Şikayetlerde bulunuyor seni geri alabilmek için. Neden kızım? Neden? Ya ben dönmek istemiyorum. Gittim orada beklemek istiyorum. Kızım neyini bekleyeceksin? Neyini bekleyeceksin? Ben orada beklemek istiyorum. 3 tane kızı kandırmış. Evet, dönmek istemiyorum. 3 tane kızı kandırmış. Yavrum, 3 tane kız. Sen gecenin ağzından getirmişler seni. Neyi bekliyorsun? Ben altında değilim. Gülden Hanım'ı iyi bekliyorsunuz. Kaç ay bekleyeceksiniz? Ben seni bırakmam kızım. Kaç ay olursa olsun ben dönmeyeceğim. Neyi bekliyorsun yani kızım? 3 ay ben burada bekleyeceğim. Bizim 3 ayın sonunda alınmış günümüz var, nikahımız var. Bunu mu bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Onur'u bekliyorum. Hayret bir şeysin be kızım. Onur ne zaman gelecek? Yavrucuğum. Gelecek. Ne zaman gelecek? 1,5 sene sonra gelecek. Ya ben fazla uzatmak istemiyorum Esra abla. Geldim, gördünüz.
Ben gördüler, ilk defa Müstakbel kayınvalideye kaçıp da böyle bağlananı ilk defa gördüm. Hani sevgiliye kaçanı gördük, evlenmek için kaçanı gördük. Ben internette tanıdığım kişinin annesine kaçtım. Oradan da ayrılmak istemiyorum. Sen bunu söylüyorsun. Ben kaçmadım. Ben gezmeye gittim. O zaman gezmeye gittiysen babamla gelecektin kızım. Ben mahallede kaçtı diye biliniyorum. Hayır, hayır kendileri sizin, de hayır. söylüyorlar her zaman. Bu kaçan şey kız mi? Geri dönmez ha. diye. Bu kaçan kız dönmez ama evli bir erkeğin evinde kalabilir. Hangisi daha ağır? Ben kalırım. Ha? Hangisi kalırım. Daha ağır? Böyle kendinize ucuz numaralar bulmayın. Dakika başı niye yalan söylüyorsunuz? Siz ve o Müstakbel kayınvalideniz. Giresun'da olduğunu sadece Antalya'da diyorsunuz. Ayrı yaşıyoruz diyoruz. Ayfer Hanım'a da sesleniyorum. Dakika başı bu kadar profesyonelce yalanı ne için söylüyorsunuz? Ya da bu kızı nasıl bu kıvama getirdi? Evet. Gözünden kaşından beni... getiriyor işte kadın bunu. Hayır. Niye yalan söyledi Ayfer Hanım? Ya fazla uzatmak istemiyorum. Niye uzatmayayım uzatacağız. Kızım? Hayır uzatmak bak, istemiyorum. Bak yayına bağlandım. Gelin dediniz geldim gördünüz Gülden'cim, gayet iyiyim. Bana ben seni göndermem kızım Gülüm. Ben seni göndermem. Ben gelmek istemiyorum. Ben seni göndermem. Hayır gelmek istemiyorum. O kadının yanına daha göndermem. Senin kadın sığınma ben. Ne iş yapıyor? Hayır gelmek istemiyorum. Ben Gülden. Seni bile bile. Senin insan yok. Yani bir insan nasıl bir ay önce tanıdığı bir internetten tanıdığı bir kadını... Bir anda ailesine tercih eder. Ne olur sevgili seyirciler Allah rızası için. Yani anlamaya çalışıyorum neden? Kim ki Ayfer seni anneni babanı sildirip tüm geçmişini kapattırıyor. Evet. Sen evet. onunla bir hayata başlıyorsun. Böyle olmayacaktı Esra abla. Her şey güzeldi. Benim ailem de her şeyi biliyor. Onur'un evli kızım, olup gene güzel bir tane çocuğu şey. Olduğunu da biliyordu. Yalan konuşup durma. Yalan, yalan, yalan konuşuyorsun. Ondan sonra gelecekti Ayfer anne. Düzce'ye gelecekti tanışmak için. Onur izne gelemediği için. Tamam dedi ben geleyim en azından biz tanışalım dedi. Benim annemle babam benden gizli Onur'u arıyorlar. İşte gelmesinler. Şimdi virüs var. Daha sonra gelsinler. Onların İlk önce gelsin diyorlar. Virüs varken onları onun kabul haftası, etmeyen anne. Ama onun haftası bize kız kaçıyor. Mardin'den kız geliyor. Kendileri İstanbul'a kadar gidip onu götürebiliyorlar. Kızım götürebiliyorum ben onların yani nikahını yaptım. Yani zaten ailedeki bu sonra ilişkiler, kaçırmalar falan normal. Sonra annem bana diyebiliyor ki gidersen git nasıl olsa sen ele gideceksin. Benim kızım ben gelecek. Ben öyle bir şey söylemedim Gülden. Söyledim. Öyle bir şey söylemedim öyle kızım. Söyledim. Siz Gülden'den sonra... Sen Antalya'ya kaç günlüğüne gittin anne? Ben düğünden sonra dönecektim. Bir saniye kaç günlüğüne gittin? Yani işte 26'sında gittim. 5 gün bir haftalığına gittim diyelim. 10 evet. günlüğüne gittin. Kızım sen 10 gün sonra geri niye dönmüyorsun? Dönmek istemedi. Seni tutan ne orada? Sebep ne kızım? Ben oraya gittim gördüm. Ne yani gördün? Gezdim, gitmek, dönmek istemedim. Antalya'nın havasını, suyunu mu sevdin? Sevdim. İyi mi geldi? İstemedim. Sevdiğim insanı da orada beklemek sosyal istedim. Sosyal medya hesabını kendileri de söylediler. Sevgiye karşı boynumuz kıldan incedir Kim diye. Kim diyor? Aile. Kız seveceğin adam karşında değil ki gözün baksan da yüzünü, gözün gönlün şenlensin. İlla annesi yanımda karşında olması ya. Gerekmiyor ki. He? Sevmek için illaki yanımda olması gerekmiyor. E tamam dön evine bekle. Dün bir kızla tanıştım. Adı Mahur. Bir adam yardım etti. Bilmiyorum adını. Saftı. Kız fabrikada fotoğraf çekerken başını belaya koydu. Kız bir cinayet görmüş. Öldürülen bir savcı. Kızı öldürün. Kızınızda bazı fotoğraflar var. O fotoğraflar bana değil de polise giderse kızınız ölür. Kızımın da benim de ailemin de hayatı sana emanet. Adım Araçlı mı? Maraşlı 11 Ocak Pazartesi ATV'de başlıyor. Çok güzel bir isim.